Öncelikle bu e, asrın felaketinden sonra e, değil çocuklar büyükler bile e, endişe duydu ve kaygılar bulunmaktadır. Öğretmenlerimiz sınıflara girdiğinde çocukların farklı ortamlarda farklı şekilde karşılarına çıkacaklardır. Kimisi depremden etkilenmiş olacaktır, bazıları hiç etkilenmemiş ama görsel basından ya da öğrendiklerinin etki altında kalacaklardır. Öğretmenler sınıfın durumuna göre, çocukların durumuna göre çocuklarla çok net ve doğru bir şekilde açıklamada bulunmaları lazım çocukların en büyük endişesi kendilerinin güvende, ailelerin güvende olmasını endişeleri bulunmaktadır. Okulun güvenilir bir yer olduğunu, okulun da güvenilir bir şekilde eğitim yapmaları gerektiğini söylemeleri gerekir ve çocukları konuşmak istedikleri zaman konuşturmak ve derslerde mümkün olduğu kadar öğrencinin durumuna göre öğrencilerle iletişim halinde bulunup açık ve net bir şekilde Depremin doğal bir afet olduğunu, bu doğal afetleri ancak bilimle, teknolojiyle öğrenmeyle daha az hasarla geçirebileceğini anlatması gerekmektedir. Özellikle öğretmenlerimizin şu işte boş verin geçer gibi geçiştirici bilgiler söylememesi gerekiyor. Çocukları mutlaka ve mutlaka konuşturarak ve çocuklara doğru ve net bilgi verilmeleri gerekiyor. Bunun için de öğretmenlerin deprem konusunda iyi bir bilgilendirme, iyi bir eğitimle görmeleri ve bu bilgilere sınıfta açıklamaları gerekiyor. Ancak şu da olmalıdır. Her saat, her derste, 8 saat ders varsa her öğretmen girip de depremin sorunlarını anlatmaması gerekiyor. Bunu profesyonel insanların öğrencilere ihtiyaç duyulması halinde anlatılması daha doğrudur. Öğrenme bir e, bilgilerin zincirlerini birbirine bağlayarak devam eder. Öğrenciler birinci dönemde öğrendiği bilgilerle ikinci dönemde bir öğreneceği bilgiler birbirine çok bağlıdır. Öğrenciler yaklaşık bir aydır okuldan uzak kaldılar. Ve bu öğrenme zinciri koptu maalesef. Öğrencilerin önce okul ısınmaları ve daha sonra ise bu bir aylık kaybı öğretmenlerin çocuklarla Öncelikle neler hatırlıyoruz diye sorgulamalı ve neler hatırladıklarını gördükten sonra eğitim-öğretim planlamasını buna göre yapmalı yapması gerekiyor. Özellikle küçük öğrenciler, ilkokul öğrenciler için bir aylık bir tatil mesafesi dinleme için gelmiştir. Ama büyük, ortaokul, lise öğrencilerinde öğrenme zinciri kopmuştur. Bunu önlemeleri gerekmektedir. En büyük tehlike burada 8-12. sınıflar için. Sekinci sınıflarda ikinci dönemin konuları sorulmayacağı için öğrenciler ikinci dönemin konularından e, çalışmayacaklardır. Ve Haziran'da yapılacak sınav için birinci dönem konularını biliyorum diye e, ben artık öğrendim okula gitmeme gerek yok diye düşünerek okula gitmeme kesinlikle olmamalıdır. Haziran'a kadar tüm 8. sınıf öğrenciler mutlaka okula gitmeli. Okulda bunun için de şunu yapmalı. ...öğrenciye bir ön test yapmalı. Bu ön test sonunda yani deneme sınavı sonrasında elde ettiği... ...yüzdelik dilimine göre öğrenci kendisine bir tercih yapmalı. Yani Aziran'da yapacağı tercihi şimdiden yapmalı. Eksiklerini görmeli ve iki taraflı çalışmalı. Bir, eksiklerini tamamlayacak şekilde genel tekrar yapmalı. İkincisi de her deneme sınavına girerek kendi hızını artırmalı. Bu 12. sınıflar için de geçerlidir. Özellikle 12. sınıf öğrencileri 12. sınıfın ikinci dönemi çık çıkmıyor diye çalışmayı bırakması gerekmemektedir. Aksine başlangıçtaki konuların tekrarlarını aynen 12. sınıftaki öğrencilerde hangi üniversiteyi tercih yapıyorlarsa önce tercih yapmalı. Kendi girdiği deneme sınavlarındaki yüzdelik dilimine göre kendisini belirlemeli ve o yüzdelik dilimine göre çalışmasını 3 aylığa planlamalı bu şekilde devam etmeli. Okullar da bu tekrar çalışmasını yapmak zorunda. Aksi halde öğrenci Haziran'a gireceği sınava kendisini hazırladığı için okula gelmemeye başlar. Bu nedenle okullar mutlaka tekrar çalışmasını kesinlikle yapmalı. Çocukları okullarda tutmalı en tehlikeli çocukların okula gitmemesi. Okula gitmeyen öğrenciyi mutlaka ikna edip 8-12. sınıftaki çocukları sabah 8'de kalkıp 9'da okulda olması sağlanmalı. Okulda mutlaka bunun hazırlığı yapılmalı. Birçok okulda bunu yapmış durumda. Öğrencilerimiz bu konuda rahat olsunlar. Bu öğrenme zinciri koptuğunda belli bir zaman sonra öğrenci okula gitmediğinde çok büyük sorunlar yaşar. Bu öğrencinin mutlaka kendisini çok sıkı bir şekilde antrenman yaparak sınavlara girerek hazırlaması lazım. Öğrenme de en önemli kısım bilgilerin zincirleme bağlamasıdır. Onların hepsi birbirinin üstüne gider. İlkokulun üzerine ortaokul, ortaokulun üzerine lise, lisenin üniversite. Daha sonra da bu öğrenciler ne yaparlar mühendis olurlar. Mühendis olduktan sonra işini disiplinli yaparlarsa şu anki yaşadığımız felaketi daha az bir şekilde yapabiliriz. Şu an neler konuşuyoruz? Binaların güvenilirliği, binaların mühendislik çalışmasının az yapılması nedeniyle ölümlerin fazla olması bu ülkemiz için çok önemli bir meseledir. Mutlaka bu eğitim ilkokuldan başlar, üniversiteye kadar disiplin alır.